8 Mart 1962'de İstanbul-Adana seferini yapan Türk Hava Yolları uçağı Toros Dağları üzerinde düşer ve 8 yolcu 3 mürettebat ölür. Belki kurtulan yolcular vardır ama onlar da soğuktan donarak ölürler. Yolcular arasında 35 yaşındaki Ahmet Deribalta da vardır. Ahmet Deribalta'nın cesedi ancak 2-3 gün sonra bulunur. Kardeşi teşhis için sadece elbiselerine bakar. Ahmet Deribalta Adana'da işleri iyi giden havuz attı bir gece kulübü işletmektedir. Aynı zamanda bir fırını vardır. İki eşlidir. Bu seyahatte gece kulübünde çalışması için ikna ettiği şarkıcı Rengin Arda'yı beraberinde Adana'ya getirmektedir. Kaza sonucunda Rengin Arda da ölenler arasındadır. Bu arada Latif adlı bir kadın, uçak düşmeden bir hafta önce bir gece kulübü sahibi olduğunu bildiği ama doğrudan tanışmadığı Ahmet'i rüyasında görür ve Ahmet ona bir hediye verir. Latife, Erkan adlı oğluna gebedir. 13 Mart 1962'de, yani uçak düştükten 5 gün sonra doğum yapar. Fakir bir ailedir ve 15 çocukları vardır. Erkan 2-3 yaşlarına geldiğinde annesine onun kendi annesi olmadığını, havuz adlı bir gece kulübü ve fırın sahibi olduğunu, asıl adının ise Ahmet Deribalta olduğunu ve İstanbul'a şarkıcı almaya gittiğini, ancak dönüşte uçağın düştüğünü, aslında canlı olduğunu, sonrasında donarak öldüğünü anlatır. Dikkat! Bu ayrıntıyı halk bilmiyordur. Cesedinin de karıştırıldığını söyler. Ahmet Deribalta'nın kardeşi teşhis için sadece elbiselere bakabilmişti. Bu iddia hemen Adana'da yayılır. Ahmet Deribalta'nın ailesiyle bağlantı kurulur. Erkan'a Ahmet Deribalta'nın aile fotoğrafı gösterilir. Çocuk Erkan hepsinin adını tek tek söyler. Eski eşini de fotoğraflardan tanır. Ailesi tarafından eski eşinin bulunduğu binaya götürüldüğünde çok daireli apartmanda doğrudan kendi evine gider. Erkan eski eşiyle karşılaşınca da kadının "Ben kimim?" diye sorması üzerine hemen adını söyler. "Fehime'sin," der. Ahmet Deribalta daha önce Rengin Arda'yı Adana'ya bir kez getirmişti ve bir kuaförde onunla fotoğraf çektirmişti. Bu olayı duyan kuaför fotoğrafla birlikte Erkan'ı ziyaret eder ve fotoğraftakinin kim olduğunu sorduğunda Erkan, "Şarkıcı Rengin Arda," der. Bu şarkıcıyı aile bireylerinden hiç kimse bilmediği halde onu fotoğraftan çok rahat tanır. Daha sonra küçük Erkan'a Ahmet Deribalta'nın ölmeden önce yakın zamanda bir futbol maçına gittiği bilindiğinden maça kimlerle gittiği sorulur ve Erkan hemen beraber gittiği kişilerin adlarını söyler. Erkan 4 yaşına geldiğinde bir arkadaşıyla saatlerini değiştirdiğini ifade etmesi üzerine saati değiştirdiği kişi bulunur ve olay doğrulanır. Üstelik çocuk saat kayışını ısırdığını iddia ederek üzerinde diş izi olduğunu söyler. Gelen saatte hakikaten ısırılma izi tespit edilir. Bu arada söylemek lazım, Ahmet Deribalta ile geçmiş yaşam anısını anlatan Erkan çocuğun oturduğu yer aynı köy içinde ve yaklaşık sadece 200-250 metredir. Ancak aile olarak sıkı fıkı ilişkileri olmayan ve doğrudan da birbirlerini görmeyen iki aileymiş. Erkan'da uçak fobisi olduğu da tespit edilmiş. Evini bulması ve geçmiş yaşamındaki kişileri tam olarak tanımasıyla sıra dışı örneklerden biridir. Reenkarnasyon, yabancı kökenli bir kelime olmasına rağmen artık ülkemizde iyi bilinir ve günlük yaşamda kullanılır haldedir. Türkçe olarak tekrar doğum anlamına gelir ve birçokları bu şekilde anlarlar. Fakat bu dinsel veya felsefi bakış açısından yapılan tercümedir. Ruh göçü demek de doğrudur. Biyolojik ölümden sonra ruhun yeni bir bedende tekrar hayata başlamasıdır. Nasıl bir bedende başlayacağı ise çeşitli inançlara göre farklı yorumlanır. Bu videoyu hazırlayan reenkarnasyona inanmamakla birlikte bu gerçeği kabul eder ve eğer sonuna kadar izlerseniz bu olayın mantıklı izahını görürsünüz. Yakın zamana kadar Hinduizmin tenasüh
Yani öldükten sonra bitki veya hayvan olarak yeniden doğma inancıyla karıştırılan reenkarnasyon, günümüzde somut ve revize edilmiş bir yeni çağ inancı haline gelmiştir. Reenkarnasyonu Batı'da ilk defa bir realite olarak ortaya koyan Allan Kardec'tir. Allan Kardec, modern spiritüalizmin de kurucusu olarak kabul edilir. Kardec'in spiritüalizmini farklı yorumlayıp neo-spiritüalizmi kuran kişi de bir Türktür. Birçoklarının ismini bildiği Doktor Bedri Ruhselman. Hatta hiç çekinmeden Bedri Ruhselman için Türk ruhçuluğunun kurucu babasıdır diyebiliriz. Ömrünü ruhçuluk konusuna adamış olan Ruhselman iyi bir eğitim almıştır. Tıp doktorudur. Yabancı diller bilmektedir. Toplumda saygın bir yer edinmiş ve güvenilir bir kişiliktir. Medyumlar aracılığıyla enerji boyutundaki ruhsal varlıklara veya ruhlara ulaşmak ve onlarla iletişim kurup bilgi toplamak için yıllarca süren celseler düzenlemiş ve birçoklarını kayıt altına almıştır. Bu celseleri ve gelen bilgileri yazdığı eserlerinde halka sunmuştur. Yurt dışına da saygın bir şekilde tanınmış ve yeni ruhçuluk akımını kullandığı metotların bilimsele yakın olması sayesinde dikkate alınmıştır. Tıp hekimi kökenli olması onun katı bir şüpheci olmasına neden olmuştur. Bu da celselerde enerji boyutundaki varlıklarla birçok kez yapılan ya da zannedilen yanlış tanımaların önüne geçmiştir. Hayatı, eserleri ve elbette hayata bakış açısıyla oldukça renkli bir kişiliktir. Bedri Ruhselman'ı tanıtan bir video sözümüzü bazı takipçilerime verdiğimi unutmuyorum. Burada bir paragraf açarak birkaç durumu aydınlatmak niyetindeyim. Ruhçuluk akımı, dünyaya Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamış olan Fox ailesi ve kızlarının 1848 yılında evlerinde önce duvardan gelen ve kimden olduğu bilinmeyen sesler sayesinde ortaya çıktı. Olay o zamanlar ülkede büyük yankı yaptı. Hatta zaman içinde kızlar halka açık gösterilerde bu olayı yaşattılar. Bu durum psikolojik olarak orada olan ve aslında sesi duymaya hazırlanmış kitlenin de bir iki adım ileri gitmesiyle sadece sesler değil ruhların seyircilere dokunduğunu söylemesiyle daha da ilginç bir boyuta taşındı. Yıllar sonra bu Fox kardeşlerden büyük olanı yani Margaret önemli bir itirafta bulundu. Aslında sesleri kızlar kendi ayak parmaklarıyla yapıyorlardı. Bunu kanıtlamak için ayak parmaklarıyla sesleri nasıl yaptığını herkese gösterdi. Bu büyük bir hayal kırıklığı ya da şok yaratmadı. Zira bu iş artık bir akım haline dönüşmüştü. Ve sadece Amerika'da değil, başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde de konuşulan bir konu haline almıştı. Elbette bizlerdeki şeyler gibi bu işte de otorite olduğunu söyleyen bir yığın insan türedi. Margaret yaptığı itirafa rağmen ciddiye alınmadı. Zira halk böyle seslerin olmasını istiyordu. Bu durum bana Şener Şen'in oynadığı bir filmi hatırlatır hep. Hani milli piyango kazanamadığı halde kimseye inandıramadığı için şaşıp kalan adam vardı ya işte o film. Neticede kökeninde bir düzen olduğu itiraf edilmiş olan bu hikaye hep devam etti ve günümüze kadar geldi. Mesela ülkemizde 1950 ve 60'lı yıllarda oldukça rağbet gördü. Ruh çağırma seansları gırla devam ediyordu. Dönemin ünlü siyaset ve sanat insanları bu celse veya seanslara katıldılar. Hem de siyasetin ve sanatın en tepesindekiler de vardı. Bu konuyu burada geçiştirmeye uygun buluyorum. Zira ruhçuluk akımı çok detaylı bir konu ve başlı başına bir videoyu hak ediyor. Fakat bugün konumuz reenkarnasyon. Şimdi başka bir hususa gelelim. Bedri Ruhselman'ı daha çocukluk yıllarımdan beri ilginç bulmuşumdur. İlk tanışmam 1981 yılında yayınlanmaya başlayan Bilinmeyen dergileri sayesinde olmuş ve ileriki yıllarda hemen hemen tüm eserlerini ve hakkında yazılanları okumuşumdur. Bazı dost çevrelerinde kendisinden ve özellikle celselerinden bahsettiğimde çoğu dostum dudak bükmüş, bazıları bıyık altından gülmüştür. Yani böyle şeylere inanmak veya sözünü etmek bu insanlar için düzeysizlik kabul edildiğinden o ortamlarda kısa süreliğine persona non grata olmuşumdur. Ben bile bunu yaşamışken
akademik çevrelerde bu olayı bahseden kişilerin nasıl aforoz edilebileceğini çok iyi anlamışımdır. Bunun daha ötesinde genelde aile efradının toplandığı yerlerde bu konuları ve Ruhselman'ı bahsettiğimde ise hemen ''Ben çok iyi bilirim'' edasında sağ olsun dostlar imdada yetişip kalender bir şekilde gülümseyerekten ''O aslında ruh falan değil, cinlerle konuşmuş'' klasiğini işitmişimdir. Bu klasiği bazı videolarıma gelen yorumlarda da görüyorum. Saygıdeğer dostlar, koca evrende bitkiler, hayvanlar, insanlar ve en nihayetinde cinler yaşıyor. Ama başka hiç, ama hiçbir şey yok diyorsunuz yani. Swedenborg'u anlatan videoda adam nerelere gittiğini ve neler gördüğünü ciltlerce kitap halinde yazmış. Fakat bizim ahali hemen o cinleri görmüş lafını ediyor. Yahu başka bir şey olamaz mı? Yani sen, ben, frekans aralığımızın yetersizliği yüzünden sadece bazı şeyleri görüyor veya işitiyoruz diye başka bir şey yok mudur? Eğer cinlerin varlığına inanıyorsan, bil ki göremediğin yüzlerce, belki milyonlarca daha farklı varlık olabilir. Ya da daha bilimsel ol ve de ki cin falan yok. Bunların hepsi beynimizin içindeki yanlış algılamalar. Öyle de yine sesim çıkmaz ama her şeye cin dersen yeterdir. O zaman ben de kalkıp senin ilham aldığını söyleyip tonlarca kitap yazmış velilerine ne ilhamı, cinlerle konuşmuş derim. Kusura bakmayın sevgili takipçilerim, bu vesileyle içimi dökmüş oluyorum. Şimdi konumuza, yani reenkarnasyona dönelim ve kısaca Bedir Ruhselman'ın bakış açısıyla ve genelde kabul edilen haliyle madde madde tekrar doğuşun kanıtlarını inceleyelim. Bu maddelerden sonra durum daha bir bilimsel ve ilginç açıklamalarla devam edecek. Şimdiden söyleyelim. 1. Bir önceki hayatında yaşadığı yerleri ve yöreleri tanımak ya da hatırlamak. 2. Önceki yaşamdaki kişilerin ayrıntılı olarak tanımlanması veya tanınması. 3. Önceki hayatında kişide derin izler bırakan olaylara benzer durumlarda psikolojik etkinin altında kalınması. 4. Bazı fobilerin bu yaşamda hiçbir nedeni yokken ortaya çıkmaları. 5. Geçmiş yaşamdaki çeşitli fizyolojik izlerin bu yaşamda bedende doğuştan bulunması. 6. Geçmiş yaşamlarını hatırlayan kişilerin genellikle çok küçük yaşta beklenmeyecek bir bilgelik ve olgunlukla önceki yaşamlarını anlatmaları. 7. Bu yaşamda hiçbir şekilde öğrenilmediği halde önceki yaşamında yaşadığı ülkenin lisanını konuşma becerisi. 8. Hipnozda geçmişe döndürme seansları ile kişinin geçmiş yaşamlarını ayrıntılar vererek anlatması. 9. Yarı dalgın hallerde geçmiş yaşamların vizyonlarını görme. 10. Geçmiş yaşamların rüyalarda saptanması. Günümüzde reenkarnasyona inananların sayısı 1 milyarı aşmaktadır. Hindular, Jainistler, Wiccanlar, Kaodaistler, Ekistler, Spiritualistler ve Teozifistler ilk akla gelenlerdir. Ayrıca Orta Doğu'da yaygın olan Durzilik ve Nusayrilik gibi inançlarda da bu inanış mevcuttur. Sanıldığının veya sıkça hatalı olarak düşündüğümüzün aksine Çin Budizminde veya Japon Şintoizminde böyle bir inanç yoktur. Semavi dinlerde de böyle bir inanç yoktur. Yani Yahudilik, Hristiyanlık veya İslamiyet'te reenkarnasyon inancı yer almaz. Sıkça yapılan bir başka hata da Hristiyanların buna inandığının sanılmasıdır. Katolik mezhebindeki Hristiyanlar kesinlikle inanmazlar. Evet sevgili Patika takipçileri, konuya giriş yapmış bulunuyoruz. Reenkarnasyonun çeşitli açıklamalarının ve özellikle bilimsel bakış hakkındaki ikinci ve son videomuzu lütfen izleyin. Sağlıcakla kalın. Ayhan Çakmur, Patika.